Evet, hayırlı olsun, yürüyorsunuz. 65 yaş grubu üzerinde. Kaç gündür evdeydik? Vallahi 2 aya yakın evdeydik aşağı yukarı. Evet. 55 gün evdeydik. 55 gün evdeydiniz. Bu arada tabii Erdek'in değişik noktalarını özlediniz. Her gün çıktığınız yerler. Hem de nasıl? Sanki 2 sene, 3 sene, 5 sene gibi geldi. Yani böyle bir uzaklaşmışsınız. Şimdi bakıyorum her şey güzel geliyor. Yani ne olursa olsun Erdek'i özlemiş belli. Evet, sahili. Çok güzel. Bu gibi izinlerin 65 yaş üzeri haftada bir kez olması herhalde yararlı olacak. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi sağlık tabii ön planda, o kadar derini bilemem ama yine de haftada bir böyle belli bir yaş üzerindekilere izin verilmesi gerçekten önemli. Çünkü yani vücut sağlığı, yürüyüş, efendim sağlık olarak da gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama yine de her zaman için sağlık yönünden maskeleri ihmal etmemek lazım. Geziyi öyle devam ettirmek lazım diye düşünüyorum. Evet, siz uzun soluklu Erdeklisiniz. Konulara da vakıfsınız. Bu pandemi süreci Erdek'te nasıl geçiyor sizce uygulama açısından? Vallahi ben çok sokağa bilemiyorum ama duyduklarım gayet iyi olduğu söyleniyor. Tabi takip Facebook'lardan, sosyal paylaşımlardan bakıyorum. İnsanlar memnun. Tabi sıkıntı olan ekonomi şeylerinde sıkıntı var, onu biliyorum. Emekliler daha rahat ama yapılacak çok fazla bir şey de yok. Sistemin, yani bu sağlık sisteminin, iyi bir sağlık şeyinin devam etmesi için mutlaka kurallara uyarak bu süreci tamamlamamız gerekiyor. Evet, diyorsun ki bize bu süreçte evde beklemek düşüyor, biz de evde bekliyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Ancak o şekilde vatandaşlık görevi bugünlerde evde beklemek, bir de kurallara uymak bence. Çok güzel, teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet, hayırlı olsun, geziyorsun. Kaç günden beri evdesin? 90 günden beri evdeyiz. Yasaklar başladı. Mart'ın 11'inden beri. Mart'ın 11'inden beri evdesiniz. Nasıl geçiyor ev hayatı? Çok güzel. Yemek pişir, kaldım, yıka. Çok güzel, çok güzel. Bugünün yardımını düşün. Hep aynı iş. Evet, hep aynı işi yapıyoruz diyorsun. Evet. Zaten daha önce de yapıyordun ama evet. Bir tek sokağa çıkamadığınız için sıkıntı yaptınız. Bugün çıktınız saat 11'de. Bugün çıktık. Evet, nerelere gittiniz? Doğru, çarşıdan buraya geldik. Çarşıdan buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Ayaklar dönüyoruz. Durmuş, yürümeye durmuş ayaklar. Evet. Gerçekten öyle. Evet, sayın vekilim, sizi yakaladık. Çok güzel, nefis bir pazar günü. 2,5 ay sonra sokaktasınız. Düşüncelerinizi alalım. Düşünce, inşallah sizin dediğiniz gibi 2,5 ay sonra normale gireriz. Nasıl geçti bu 2,5 ay evde hayat? Evde hayat, eğer insanlar kendi iradelerini kullanırlarsa normal geçti. Ama bizim insanlarımız şeye tahammülü yok, beklemeye tahammülü yok. Evet. 5 dakikada bütün işi olsun istiyorlar. Bu bakımdan epeyce sıkıntı çekeceğiz. Sizce evden izliyorsunuz, Erdek'te bu pandemi süreci nasıl geçiyor? Uygulama nasıl? Katılım var mı? Katılım derken? Vatandaşlar riayet ediyor mu yani? Kimi ziyaret edecek? Riayet ediyor mu, uygulamaya diyorum, katkıda bulunuyor mu? Etmiyorlar diyorsunuz. Etmiyorlar. Ama siz 2,5 aydır evdesiniz, çıkmadınız. Çıkmadım. Çok güzel. Başka söyleyeceğiniz bir mesaj var mı? Sizin alalım bugün. Başka yerde söyleyeceğim. Mesela Türkiye'miz için hayırlı olur. Allah başımızdaki inşallah akıl fikir verir. Bu işler biraz zamanla düzelir. Çok teşekkür ediyorum sayın vekilim. Evet, anneye de dönüyorum. Anne, bugün 10 Mayıs Anneler Günü. Anneler Günü'nüzü kutluyorum. Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim. Var mı bir mesajımız? Hayırlısı, her şeyin hayırlısı işte. Ne diyeyim? Maşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Size hayırlı günler diliyorum. Yaş 95. Maşallah. 87. Maşallah. Dimdik ayaktasınız. Allah size sağlıklı dizice ömürler versin. Allah memleketimize düzgünlük versin. İnşallah. İktisadi teşekkür ediyorum. İnşallah milleti karnı doyar. Teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Allah rast getirsin. Sağ olun. Evet. Yaşlıların sokağa çıktığı bir günde sanıyorum Erdek Belediyesi böyle Anneler Günü'nü birer karanfille kutluyor. Evet.
sizi dinliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ellerinize kalife, karanfiller ve bugün ayın 10'u, 10 Mayıs neydi? Anneler Günü. Anneler Günü. Anneler Günü'nü kim unutmadı? Kadınlar. Erdek Belediye Başkanlığı. Erdek Belediye Başkanlığı. Evet. Elimizde karanfiller var. Ne yazıyor üzerinde? Şöyle, Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Mimar Yok. Hüseyin Sarı, evet. Erdek Belediye Başkanı. Evet. Erdek Belediye Başkanı Sayın Mimar Hüseyin Sarı. Evet. Her zamanki gibi kibar ve nazikçe, evet, sabahleyin anonsta da dinledik. Bununla da yetinmedi. Sarı Kırmızı. Evet. Bizim bildiğimiz Belediye Başkanı Fenerbahçeli. Niye böyle oldu? Kadınlarımıza nazikçe, evet, davranmak amaçlı. İki rengi de kullandık. İki rengi de, evet, kullandık diyor. Ben özellikle beyazı göremediğimiz için dedim. Yoksa belediye başkanımız Fenerbahçe'nin durumu kötü diye Galatasaray'a mı geçti? Demek yok, istedim. Hayır. Takım öyle bir şey olmaz. Değiştirmek yok, hayır. Evet, teşekkür ediyorum. Biz kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Çok teşekkürler efendim. İletiriz efendim. Çağıralım. Arkadaşa vereceğim. Neden sarı? Anneler Günü kutlu olsun. Siz de mi Galatasaraylısınız? Aa, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet anneciğim. Kaç gündür evdesiniz? Sarıyı verir misin? Tabii ki. Arkadaşa gideceğim. Şunu şunu. Anneme götürebilir miyim? Annem bir tane daha kaldı arkadaşlar. Tabii ona da getirmişsiniz. Buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sen kameraları verir misin? Şunu. Evet, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Teşekkürler. Ben Seher Yenikan. Evet, Seher Hanım. Saat Erdek Belediyesi'ndesiniz. Başkanımız bugün sizi görevlendirdi. Böyle karanfillerimizi özellikle Anneler Günü dolayısıyla onlara veriyorsunuz. Saat 11'den beri buradasınız. Aynen. Evet, sarısını istiyorlar. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Bugün Anneler Günü. Başkanımızın ince düşüncesiyle birlikte bu çiçekleri annelere vermek için görevlendirildik. Onlara hem yaşlarımızı hem annelerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Karanfil verdiğiniz anneler özellikle bugün 65 yaşları sokakta nasıl karşılıyorlar? Mutlu oluyorlar mı? Çok mutlu oluyorlar. Evet. Zaten ilk defa sokağa çıkmanın bir mutluluğu var onlarda. Bir de ekstra bugüne denk gelmesi çok hoş oldu. Çok seviniyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Biz de onları mutlu edebildiğimiz için biz de gerçekten çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ evet. Evet, sağlıklı yaşam pilotu Serdek'ten sizin için bugün böyle canlı görüntü safarisi yaptık. Bir başka görüntüde görüşmek üzere. Evet, sosyal mesafenin korunduğu güzel bir ortam. Biz de buradan birkaç çekim yapalım. Gerçekten olması gerektiği şekilde. Evet, teşekkür ederiz. Sosyal mesafe korunmuş vaziyette sokağa çıkma uygulamasını kullanıyorsunuz. Aynen kullanıyoruz, riayet ediyoruz. Evet, kaç gündür evdeyiz? Ben mi? Evet. 2,5 ay oldu. 2,5 ay. Ben 77 yaşındayım. Maşallah. Maşallah. Dedikleri gibi yapıyoruz işte. Riayet ediyoruz. Riayet ediyoruz diyorsunuz. Evet. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Şükürler olsun. Şimdilik bir şikayetimiz yok. Var. Çok şeyimiz var da. Bugünümüze. Bugün ayaktayız yani. Çok güzel. İcap ederse doktora gidiyoruz. Evet. Var mı sağlık problemimiz? Ya sağlık problemim, ben kalp ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Ondan sonra belden ameliyatı oldum. Gözlerim rahatsız. Mesela gitmek istiyorum şeye, devlet hastanesinde korkuyorum, çekiniyorum. Evet. Zamana yayıyorsunuz. Zamana yayıyorum. Dün kendim gittim, bir tane şey aldım. Anodron diye bir göz damlası var. O iyi geliyor, biliyor musun? Evet. Onu kullanıyorum. Şükürler olsun, öyle bir şimdilik bir şeyim yok. Genel bir rahatsızlığım söz konusu değil diyorsunuz. Ama rahatsızım yani. Erdek'in havası nasıl geliyor bu rahatsızlıklarınıza? Erdek'in havası iyi. Ben 59 senesinde geldim Erdek'e. 59 senesinde 59 geldiniz. 59 senesinde geldim. Neredeyseniz 60 sene. Evet. Sonra işte bir Almanya'm var 30 sene. Almanya'dan kaçtı? İşte 2000 senesinde döndüm. Buraya yerleştim.
Asıl memleket neresi? Asıl memleketim Balıkesir. Balıkesir merkez. Merkez. Neden Erdek? Ya ben burada şimdi Abdullah Usta vardı. Evet. Restorancı. Onun yanında beraber çalışıyorduk. Restoranda çalıştırdım ben burada. Evet. Ondan sonra buradan işte mülk aldık. Dükkan aldık, ev aldık. Sevdim burası. Falan. Zaten bu Erdek'in kaynarca suyundan insanlar bir içti mi kolay kolay gidemez bu memleketten. Burası evet. Çok güzel bir yer. Çok güzel. Yani. Evet, teşekkür ediyorum ama ismi de alalım bu arada. Benim ismim Şeref, Şerafettin de Şeref Oğuz diye tanırlar beni. Evet. Şeref geçer Şeref ismim. Bey, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, kolay gelsin. Bugün 65 ezeri dolaşma günü. Evet, çıktınız, hava alıyorsunuz. Ederiz, sizi evet. Tanıyalım önce. Evet, ben Leman Güneş. Leman Güneş. Leman. Leman Hanım, niye emeklisi? Ben ev kanımıyım, beyimden emekliyim. Evet, kaç yıldır Erdek'teyiz? Doğma büyüme Erdek'teyim. Doğma büyüme Erdek'siniz. Maşallah, ne güzel. Sağlığımız, evet. Saatimiz çok yerinde. Çok güzel, yerinde. Evet, yaklaşık 2,5 aydır evde kapalısınız. Kapı dışarı çıkmadık. Çıkmadınız. Çok güzel kurallara uyduk. Evet. Herkes uysun. Evet. Yasaklara, kurallara uymamız lazım. Pandemi kurulundan beklediğimiz ne? Efendim? Pandemi kurulundan, yani bu yasakları yayınlayalım. İşte yasaklara uyalım. Evet. Devletimiz mücadelesini yapıyor. Sağ olsunlar, yapıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Evet, siz kadarıyla. Az önce demiştiniz özel bir beklentimiz var. Hayır, özel beklentimiz bizi böyle bir günde açık marketler açık olsun, bir yerleri pazar açık yer marketler. İş yerleri açıkken evet, alışveriş açık, yapalım diyorsunuz. Evet, bir market istiyorum yani. Başka giyinmeyi bize lazım diye market olarak. Biz de bir ihtiyacımız karşılayalım. Tamam aldırıyoruz ama kimsesizler. Bizim, ben kimsesizim. Evet. Çocuklarım gurbet. Burada kimsem yok, beyim yok, rahmetli oldu. Evet. Yalnız... Bir kapımı açan yok mesela. Evet, diyorsunuz tamam, ki genel ihtiyaçlar için. Karşı komşum soruyor, Allah razı olsun soruyor ama kendi aldığım daha başka oluyor tabii. Herkes o kadar şey yapamıyorsun. Evet, inşallah sizin de mesajlarınıza kulak veren sağ olur. Sağ ol. Siz ne diyordunuz efendim? Ben de ne diyeceğim yani dediğin gibi söylüyor. Uyusunlar. Ben karşıyım daha AMV'lere açtılar ettiler. İstanbul'u karşıyım. Görüyoruz hücum yollara, evet. Sokaklara. Onları daha biraz... Uzatsınlar biraz daha. Evet. Uzatsınlar. Yani büyük şehirlerde uyulmuyor tabii diyorsunuz. Tabii uyulmuyor. Evet. Siz Erdek'te ne diyorsunuz bu yasaklara uyum pandemi mücadelesindeki kararlara? Güzel Erdek. Dışarı çıkmadınız. Bilmiyorum. Evet. Ben de Erdekliyim. Doğma büyüme. Evet. Kardeşiz biz. Kardeşiz Neriman evet. Çimen. Biz 7 kardeşiz. Erdekliyiz. Maşallah. Doğma büyüme. Anne baba... Makedonya'dan çocukken gelmişler. Evet, mübadelem. 74'lerde evet, gelmişler. Ben de 78 yaşındayım. İşte maşallah. Maşallah. Buradayız, çok şükür. Erdek'tesiniz, sağlıklı yaşıyorsunuz. Sağlıklı yaşıyoruz. Erdek'in havası, çok suyu. Bir kızım var İstanbul'da. Zeytinimiz doğal yaşadık biz, doğal büyüdük. Bahçelerimiz var, meyveler bahçelerden öyle büyüdük ama şimdi dünyayı bozduk biz. Allah bize bir ceza verdi dünyaya. Evet. Çünkü dünyayı bozduk, insanlar bozuldu. Evet. Allah bize bir ceza verdi, haddinizi bilin dedi, kendinize gelin dedi. Onun için bakalım nereye kadar. Onlar deneyecek, daha beter. Arabalar, uçaklar. Haddinizi bilmedi. Haddinizi bilmedi. Dünyayı hor kullandı insanlar. Evet. Hor kullandı. Şimdi geleceği dünya yok. Aradan yaklaşık yılbaşından sonra bu pandemi süreci devam ediyor. İşte yasaklamalar oluyor. Sizin de söylediğiniz gibi insanlar bundan bir ders aldı mı? Vallahi ben bilmiyorum. Çok aldım. Ben aldım. Yani oturdum düşündüm ne var ne var. Çünkü bir yere verse diyeceğim tamam bir yerde ama dünyaya verince demek ki bu Allah'ın cezası hepimize. Evet. Allah'ın bu duayı çünkü biz çok duayla uğraştık, dünyayla uğraştık. Birbirimizi çekememezdik. Ne bu kadar haddimizi bilmedik. Onun için buna bir bakalım nereye kadarız. Birinci dalga geçmedi. İkinci var diyorlar. Üçüncü de gelecek diyorlar. Uyalım. Yani hemen serbestliğe çıkmayalım. Biz razıyız. Evet. Biz uyuma razıyız. Biz ben razıyım. Yeter ki ortalama 52 aydır razıyız biz yani biz. Çocuklarımız İstanbul'da bak Umut çıkmadı 18 evet. Yaşında. Torunum. Bugün aynı zamanda çıkmadı. Anneler günü. Aradı evet, mı çocuklar? Evet. Aradılar. Çocuklar aradı mı telefonla? Çocuklar aramadı. Çocuğum nöbetçiydi. Daha yeni evine geldi. Biri çocuğum. Evet. Bir çocuğum Mısır'da Kahire'de bir oğlum. Evet, anneler günü mesajı bekliyorsunuz tabii, çocuklarınızdan. Tabii. Daha her önceki yıllarda zaten. Aramışlar mıydı? Tabii. Oo, her gün arıyorlar. Günde kaç kere arıyorlar? Mısır'dan arıyorlar. Günde iki gün arıyor, iki kere arıyorlar çocuklarım. Benim İstanbul'da kızlar. Ne güzel, kızlar. Maşallah.
Bir kızım Şişli Belediyesi'nde çalışıyor. Bir kızım da emekli evde, hiç bak umut çıkmamış. Cuma günü çıkmamış dışarıya. O kadar uyuyorlar. Mısır'da iş yerine babasının gelmiyor, evde oturuyor. Bana daha iyi diyormuş. Orada da her yerde yasak veriyorsunuz. Siz hangi kanal bu? Bedava. Maskeyi dağıtamadılar. Amerika'ya yolladılar. Amerika'ya yolladılar. Bütün şeyi yolladılar. Bir maskeyi beni şey... Sizin maskeniz orijinal. Nereden aldınız? Burada dikilmiş. Burada bizim kadınlar şeyler, kadınlar dikiyorlarmış, verdiler. Güzel, evet. Bir maskeyi dağıtamadılar. Yeni bulduk bunu, ben bunu. Yeni takımda. Evet. Bak bende yok. Bende böyle bir nasıl? Şey belediyelere verin. Belediye bilir. Muhtar bütün mahalleyi kapı kapı çalar, yollar. Evet. Belediye yasakladılar. Yol, şey yapmadılar. Şey belediyelerini. İşte orada bir şey. Anladın. Evet. Tabii oluyor. Çok evet. Olmaz. Teşekkür ediyoruz. Bunları şey yapacaklar. Millete ulaştıracaklar. Siz de maskenin bol olarak dağıtılmasını istiyorsunuz. Tabii canım. Tabii. En bedava. Komşum verdi bana bunu bir tane. Evet.